Selamu aleyküm eyyühel hazirun. Ey yavrumun Şah-ı Merdan. Ey insan. Kendini tanı. Ve hizmetini yapmaya dikkat et. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Seyyidina Muhammedun Resulullah. Günümüz hoş. İşimiz hoş. Akıbetimiz hoş olsun. Girizgah yap. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Yaran. Hudutsuz. Sevgi taşıyan insanlardı. Hudutsuz. Hoş geldiniz. Hayırla geldiniz ihvanlarımız, evlatlarımız. Dileğimiz odur. Cenab-ı Mevla'nın lütfu kereminden Şah-ı Merdan'ın mübarek dilinden bize takviye istiyoruz. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Benzin pahalı oldu. Benzin nasıl pahalı olur ya be? İşe pahalı oldu. Ne yapacağız? Kaldık yayan. Yayan dede var. Şeyde. Çorum'da. Şememed Efendi. Bildin mi? Yayan dede. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Dolup taşalım. Ama diyelim. Buyur ey Şah-ı Merdan. Dünyada yiyip içip kuyu doldurmak değil senin vazifen. Estağfurullah. Nedir? Buyur ey Şah-ı Merdan. Ne buyurmuş Cenab-ı Yezdan? Buyurmuş ve mah. خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yiyip içip abdesthane doldurmak için yaratılmadım. O sınıf hayvan sınıfıdır. Başka işi yok. Aklı fikri saman yemek, arpa yemek, bir de sopa yemek. Onun hali o. Sen insansın, buyur ey Şah-ı Merdan. Diyelim öyleyse, Bismillahirrahmanirrahim. Yerlerin, göklerin hazinelerinin miftahı, anahtarı.
Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ey Rabbimiz bize Besmele-i Şerife'nin şeref livasını giydir ya Rabbi. İstediğinizle giydirmedin mi diyor Cenab-ı Allah. Şeref libasını ey insan istediğinizle giydirmedin mi? Lakin siz hayvanın üstüne vurulan semere aşık oldunuz. Semer taşımak istediniz. Gökyüzünden insanoğluna takdim olunan şeref elbisesini reddettiniz. Hayvanın semerini kabul ettiniz. Ne yapalım? Tarikatına es-sohbet. Elhimna rüştena. Ey Rabbimiz. Rabbimize hitap. Bu da terkül edeptir. Şeyh Mehmet Efendi. Mürebbi var. Mürebbinin elinde kuvvet var. Mürebbi Şah-ı Merdan'dır. Dinle de gör. Arslan ol. Miskin kedi gibi kapyalayıcı olma. Cenab-ı Hakk'a doğrudan hitap etmeye hakkımız yok. Şah-ı Merdan'a hitap var. Ey yaralım Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan Allah'ın arslanı. Buyur. Dinlesin. Aklı olanlar. Hazreti insan olmak rütbesini isteyenler. Hamlıktan kurtulmayınca Hazreti insan olamazsın. Bir yığın maden olursun ama o madenden bir mana yoktur. İşlenilmiş altın başka, kütlem altın başka. İstiyoruz ifade. İfade olmadan istifade olmaz. Şeyh Mehmet Efendi, ifade, sonra istifade. Dikkat ediniz, ey yavrum. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okudu bize. Şah-ı Merdan, ne gibi ayet-i kerime o? Dünya şaşar. Ne gibi ayet-i kerime? Katilu evliyâ-şeytan. Ayet değil mi? Emir bu. Şeytanın adamlarına muharebe yapın. Sizi insanlığınızdan ayıracak, kendileri gibi şeytan yapacak kişilerden kaçın, onlara muharebe edin. Katilu evliyâ-şeytan. Bir ayet-i kerime. Dikkat ettin mi, etmedin, nereden edin? Kur'an'ı okurken bu ayet-i kerime geldi de Şah-ı Merdan işaret buyuruyor. Ve katilu
Evliya şeyha. Muharebe yapınız. Kime? Şeytanın adamlarına. İşte bu. Katilu evliya şeytan. Ey Müslümanlar! Aradınız mı? Evliya-ı şeytan kimdir? İslam'ı sevmeyen, İslam'ı kabul etmeyen, her iki ayaklı şeytanın evliyası. Cenab-ı Hakk'ın istediği evliyaullah'tır. Kur'an-ı Kerim bütün evliyaullah için emir buyuruyor. Allah Allah. Evliyaullah'a diyor, tabi olunuz. Sonra katilu evliya-ı şeytan. İki kelime. Kememez efendim, dikkat et. Ve katilu evliya-ı şeytan. Şeytanın adamlarına muharebe yapınız. Yıkınız kalelerini. Gâtilû evliyâ şeytan. Söyledin mi? Ey Ezher-i Şerif uleması. Ey Şam uleması. Şam uleması gözünü açsaydı evliyâ-ı şeytan olan şimdiki pezevenk gelip başınıza eder miydi? Tanıtmadınız. Evliya-ı şeytan kimdir? Ve katilu. Kılın çekin. Evliya-ı şeytana. Evliya-ı şeytanı tanıdın mı? Ey Mısır uleması. Ey Şam uleması. Ey Türk uleması. Tanımadım, aramadım, araştırmadım. Emirle, ilahi emir. Ve katilu evliya şeytan. Çıkar fetvayı. Ey Ezher uleması, Türk uleması, Şam uleması. Fetvayı çıkarın. Soruyoruz, evliya-ı şeytan kimdir? Ve katilu evliya-ı şeytan. Bu emir. Bu mühim emir, bu ayetle. Anladın mı? Müslüman olan emir. Ve katilu evliya-ı şeytan. Yazıp bir fetva gösterdin mi? Şimdiye kadar şeytanın adamları kimlerdi? Birinci kalem, sultanları yıkanlar şeytanın adamları. Yıktılar Osmanlı'yı. İslam'ın sancağını kaldıran kocası. Bin sene İslam sancağını kaldıran. Onu tanımadınız. Ne istediniz? Ayrılalım dediniz. Cenab-ı Hak buyurur ki ve katilu evliya şeytan. Bir fetva yaz ey Ezher. Evliya-ı şeytan kimdir?
Mısır'a hükmeden, şeriatla hükmeden sultan mıydı? Yoksa şimdiki maymunların İslam'ı rezil etmeleri mi, edenleri mi? Şeriatıyla hükmeden Mısır'ın sultanını kaldırasın, yerine soyu sopu, nesebi belli olmayan evliya-ı şeytandan bir adam gelip hükmetsin size. Ey ulema-i ezher! Ne söylemedin? Ne söylemedin? Bu adam evliyaullah'tan değil, bu evliya-ı şeytandır. Bütün bela bundan geldi Mehmet. Şey Mehmet Efendi. Ahmak, hain, cinsi bozuk bir avuç adam Avrupa'dan kalktı. Dedi ki sultan yanlış yoldadır. Biz onu atacağız. Yerine doğru yol getirdiler. 40 sene hükmeden Sultan Hamid tek başına. Onu attılar. Eğisini yerine eğisi kimdir? Ey Mısır uleması! Mısır'ın sultanını götüren 3-5 tane efendim evliya-ı şeytan, Abdülnasır'dan ondan sonra gelenleri de, şimdi Türk'te olanlar da evliya-ı şeytandır. Adu-u şeytan değil. Şeytanın adamları onlar diyor. Açık ayet-i kerime. Ayet-i kerime. Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve katilu evliya-ı şeytan. Şimdi örümcek ağı gibi her tarafı kapatmış. Sen Müslümansın, sen değilsin. Ben hükmedeceğim, sen hükmedeceksin. Sen hükmedeceksin. Çıkar fetvayı. Eser-i Şerif uleması. Türk uleması. 100 kişilik bir meclis. Bir adamın sözüyle saltanatı kaldırdım dedi. Kaldırdık dediler. 100 kişi. Ondan sonra ne dedi? Hilafeti de kaldırdım dedi. Sen kimsin? Bunu söylemeye ben benim dedi. Siz beni seveceksiniz, putumu dikeceksiniz, bana tapacaksınız, değil sizi asıl keseceğim. Bir adam, 100 kişilik bir meclis ile 1000 senelik Osmanlı'nın sancağını endirdi, yerine geldi 6 oklu, Manderasını çıkarttı. Bu meclis, bunlar acaba evliyaullah mıydı yoksa evliya-ı şeytan mıydı? Mısır'da da ulema dolu. Abdülnasır geldi. Bu kimdir? Fetva verdiniz mi? Ne fetva vermediniz, bu aduvullah'tır. Evliyaullah değil bu. Bütün milletleri aldatanlar,
bu yoldan atlattı. Dediler ki bunlardır şimdi. Bunlar evliya Allah mı? Uyuttular bizi. Bir de cahil lazım. Bir cesse, 100 kişilik adam, 1000 senelik imparatorluğa dedi ki kaldırdım. 1000 senelik hilafete bunu da kaldırdım. Sen kimsin bunu söylemeye? Mısır uleması cevap verdi mi? Şam uleması cevap verdi mi? Türk uleması cevap verdi mi? Vermedikleri halde onlardan kaç bin kişiyi astı. Evliya-u şeytan da o. Emir. Ve katilu evliya-u şeytan. Şeytanın adamlarına muharebe ediniz. Ara. Kimdir bunlar? Ve katilu evliya-u şeytan. Eser-i Şerif bir fetva ısrar etsin. Türk uleması ısrar etsin. Desin ki bu evliya-u şeytan kimdir? Bunlar kimdir? Allah'ın ilahi emri ve katilu evliya-u şeytan. Şimdi karmakarış oldular. Hilafeti bir adam bir sözle darmadağın etti. Milletin manevi kıymetlerini sıfıra indirdi. Hala heykelleri var. Hala onu söylemeden söz söyleyemezler. Uyan ey millet, uyan ey Müslümanlar. Allah'ın emri. Ve katilu evliya-i şeytan. Demek evliya-i şeytanlar biz zannederdik. Yalnız evliya var, Allah'ın evliyası var. Şeytanın da var demek. Katilu evliya-i şeytan. Hala yapamıyorlar. Hala toplanamıyorlar. Bunlar evliyaullah değil. Şeytanın evliyasıdır. Bunlar yıkanın diyemiyorlar. Buyur ey şahinlerden. Çek Zülfikar'ını. Seni bekliyorum bu. Yaranım seni bekler. Ey Rabbimiz, bizi bu hale getirenlere üzerlerine lanetin olsun. İslam'ı bu hale getirenlere 7 defa lanetin olsun. Ey Rabbimiz, bize sultan gönder. Uyan ey millet. Nereden uyanacak? Katilu evliyası. Bir emir Mehmet. Ve katilu evliyası. Şeytanın evliyası. Tanımadın be. Nasıl tanımam? Şeytanın adamı oldu. Nasıl tanımadım onun? Kaç bin kişiyi astırdın, kestirdin. İslam'ı yıktırdın. Heykellerini diktirdin. Ey Rabbim! Kadir ve muktedir Mevlam. Emir bu. Ve katilu evliya-i şeytan. Şeytanın evliyasına muharebe ediniz. Var mı eden şimdi? Yok anayasa, yok baba yasa. Kışırdım değişti dinlesi onun anayasasında, baba yasasında. Sen kimsin? Anayasa yapmaya senin ne hale salahiyetin var? Daha anlayamıyorlar. Kimdir? Evliya-u şeytan.
Evliyaullah var. Bir de evliya-ı şeytan vardı. Evliya-ı şeytanı tanıyamadı ulemamız. Tanıyan da sesini çıkaramadı. Yoksa onların hakkından gelirlerdi. 100 kişi koca saltanatı yıktın dedi. Koca hilafeti de yıktın dedi. Ne sarayetin var senin? Nerede bu Türkler? Müslüman diyenler çıksın meydana. Türk bütçesinin yarı parasını onun mezarı diye uydurdukları tapınağa verdiler. Millet 2 kuruşa çalışırdı. Onu da bulamazdı. Ey ya Rabbim. Ey ya Rabbim. Katilu evliya şeytan. Yapamadığımız bu. Tanımadığımız bu. Tanımadığımız bu. Sultan İstanbul'dan çıktı. Ne Mısır kabul etti onu, ne Hicaz kabul etti, ne Bağdat kabul etti, ne Şam kabul etti. Halife olduğu halde dinlemediler. Bugünkü hal başlarına geldi. Mısır'ın da, Şam'ın da, Bağdat'ın da, Hicaz'ın da. Ey Rabbul İzzet, Sultansın Sultan. Buyur Eşah-ı Merdan. Sözleriniz ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar uyandırıcıdır. Uyan ey Müslümanlar. Ve katilu evliya şeytan. Arayın, bulun. Şeytanın evliyası kimlerdir? Kuvvet ver bize ya Rabbi. Karıncanla da yıkarsın girersin. Yani karıncaya fazilet yok. Sana fazilet var. Anayasa yapacağız diyor. Sana kim salahiyet verdi? Sana kim verdi o izni? Anayasamız yok mu bizim? Şeriatun varrağun ahmediyye varken utanmadan Mısır'daki yok İhvan Müslümin yok İhvan-ı Şeyatin. Biz destur yapacağız diyor. Senin ne haddine de destur yapmaz. Utanmaz herifler. Şeriat yok mu? Sen kimsin? Diyen adam çıkmıyor. Lakin manevi yoldan hazırlık vardır. Hepsilerinin gidecekleri yerler bellidir. E katilu evliya-u şeytan. Şeytanın adamlarına muharebe yapın. Erdoğan, Merdoğan, Erdoğan, Merdoğan. Bu iş görmez. Bileceksin kimdir evliya-u şeytan. E katilu evliya-u şeytan. Şeytan da evliyası varmış. E şimdi bütün dünya şeytan evliyasıyla doldu. Acemi öyle, Türk'ü öyle, Kürt'ü öyle, Arap'ı öyle, Mısır'ı öyle. Hepsi ellerinde bir şey, bunu yapın. Böyle paçanızı bağlayın da sonra yapın. Siz kimsiniz? Terbiyenizi verecek, sultan gelecektir. Ey Rabbimiz, kadir muktedirsin. Biz zayıf kullanırız. İslam, inne dine indallahi İslam. İslam şerefini
taşıyalım, bize izin ver. Taşımayanları yok edelim, izin ver. Ey Rabbimiz! Ve katilu evliya-i şeytan. Diyanet işleri bulsun. Evliya-i şeytan kimdir memlekette? Mısır bulsun. Evliya-i şeytan kimdir? Bağdat bulsun. Mağrib bulsun, maşrik bulsun. Bulsunlar. Emir bu Allah'tan. Değişmeyen emir. Ve katilu evliya-i şeytan. Yapıyorlar mı? Yapmıyor. Şeytan fışkısını yediriyor onlara. Demokrasi dediği şeytanın pisliğidir. Yiyin de yerde kuvvet bulasın. Geberesin şeytan. Yedirdikleri de bunlara kendi pisliği. Ne yapıyoruz? İftar veriyor. İftar vermekle Müslüman olmaz adam. Yok. Kuvvet bir yerdedir. İki yere gitmez. Bir yerdeydi. İrade-i senigesi vardı. Sultan Abdülhamid Cennet Mekanı 40 sene idare etti. Tek başına. Ne meclis istedi, ne anayasa, ne bubayasa. İrade-i senige ile koca imparatorluğu mağripten başlıktan idare etti. Tek başına. Lakin hel min müddekirin. Düşünen var mı? Arayan var mı? İşte salahat. Ve katilu evliya-i şeytan. Çıkar fetva. Kimdir bu? Bizim muharebeyle emrolunduğumuz efendim evliya-i şeytan kimdir? Allah'ın emri bu. Ve katilu evliya-i şeytan. Şam'da mıdır? Bağdat'ta mıdır? Türk'te midir? Hint'te midir? Mısır'da mıdır? Ara sana. Allah'ın emri bu. Ey Ezher uleması. Şöyle Cenab-ı Hak buyurdu. Buyurdu Cenab-ı Hak. Katilu evliya-u şeytan. Çek bu bayrağı. Allah yardım etsin sana. Neyse, ne İngiliz'den, ne Alman'dan, ne Rus'tan sana fayda yoktur. Ey Acem, sen de aklını başına getir. Ey Türk, sen de aklını başına getir. Gatilu evliya-i şeytan. Şeytanın ahbapları kimlerdi? Bul, muharebe yap, söküp at onları, Allah'ın yardımı sana yetişsin. Ey Rabbimiz, Subhanımız, buyur ey Şah-ı Merdan. Yolunuza yaranınız kurban. Sizin gibiler gelsin, sancaklarımız seçilsin. Hürmetül Habib, hürmetül Fatiha. Bu mühim ayet-i kerime oğlum. Ve katilü evliya-i şeytan. Mısır uleması fetva versin. Kimdir? Hicaz nükrüye fetva versin. Türk'ünkü fetva versin. Fetva vermezlerse azapları eşeddül azap olur. Yevmel kıyamı. Aman yarabbim. Tövbe estağfurullah. Mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine, vücudumuza, zahirimize, batımıza kuvvet veri Mevlamız. Bir karınca da bizi teyit eder. İsmiyle yıktı koca Sultan Süleyman bir name-i şerifedeki
ismiyle yedi ülkeye hükmü geçen, Sebamel ülkesini bir ismimle, Bismillahirrahmanirrahim ile yıktı. Kullansana be! Ne korkan be çıfıtlardan! Tövbe ya Rabbi, tövbe etsin. Allah sizi aslanlarından eylesin. Durma! Gafil evliya-ı şeytanı bil. Bunları tard et. İnnallâhe me'anâ buyurdu Peygamber. Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey şanlı Resul. Gönder bize. Sultan gönder. İslam'ın sultanını. Fatiha.